Evet arkadaşlar, şimdi gözlerinizi kapatmanızı istiyorum ve beni dinleyin. Geçmişe gidiyoruz. Hayatımda görüp görebileceğim en old school YouTube kanalına denk geldim. Ve evet, 2021 yılında. Sanki bir gün uyandım ve kahvaltı yaparken önümde Ay Adam, John Mannix ve Crazy Türk belirdi. İnceleyeceğimiz video Alfa olmakla alakalı. Bu kanala canlı yayın yaparken denk geldim. Ve hep beraber canlı yayında yaşadığım o büyük travmayı, büyük beyin osuruğunu, büyük beyin içe doğru sıçmasını hep beraber incelemek istiyorum. Ve gelin bu yaşadığım travmayı çiğ bir şekilde inceleyelim. Çünkü yaşadığım beyin travmasını ancak bu şekilde anlatabilirim size. Sinirlerim o kadar bozuldu ki sanki kafamın üstüne Thanos 2,5 porsiyon kokoreç yedikten sonra sıçmış gibi hissediyorum. Şimdi kadın erkek ilişkilerini biliyorsunuz arkadaşlar. Hepimiz bu konuda yani sosyal medyanın tamamı uzman. Şunu yaparsan alfa olursun, bunu yaparsan beta olursun. Misali Lucifer Michaelson diye bir kanal var. Ve böyle bir video çıktı önüme. İçindeki alfa erkeği çıkart ateş emojisi. Çırılçıplak soyunduk, onu öpmemi istedi herkesin içinde. Kaza yaptık buna koyayım. Para avcısı kızı eve attım. Tam bir oç değil miyim? Şimdi sonra dedim ki herhalde bu kadar. Ya bunlar ironik videolardır. Have to be an alpha man. Nasıl bir alfa erkek olur? Alfa! Alfa değil. Nasıl bir alfa erkek olur? Bu videoda arkadaşlar hayatımızı gözden geçiriyoruz hep beraber ve nasıl bir alfa erkek olacağımızı öğreneceğiz hep beraber. Çünkü video bununla alakalı. Neden böyle bir video yapıyoruz? Öncelikle Instagram DM'lerimden, YouTube yorumlarından birçok kez gördüm bunu. Binlerce insanın hayalini yaşıyorsun kral. Yeni saç efsane olmuş abi. Zaten karizmaydın, şimdi öz evladı olmuşsun karizmanın. Bakın arkadaşlar, insanlara böyle mesaj atıyorsunuz yani internet ünlülerine. Bence atılmaması gerekiyor. O karşınızdaki bir insan ve her insan böyle mesajları aynı kaldıramayabilir. Kafayı yiyebilir yani. Birçok yerden alfa erkek olmak ile ilgili mesajlar aldım arkadaşlar. O yüzden size böyle bir video hazırlamaya karar verdim. Kamera neden Martin Scorsese filmi gibi ileri gidip geri geliyor ya da böyle tekledeymişiz gibi, ben anlamıyorum ki. Alfalıkla ne alakası var? Dümdüz oturup çek yani. 5 maddede nasıl alfa erkek olunur bunu anlatacağım arkadaşlar. 5 madde. Öncelikle birinci maddemiz hal ve tavırlar. Yani hareketleriniz ve tavırlarınız. Hareket ve tavırlarda bilmeniz gereken şeylerden bir tanesi. O aralarda nefes boşluğu bırakmanız gerekiyor bir şey anlatırken. Bu hareket tavırları bilmeniz çok önemli. Of, bütün kızlar düştü şu an. Mesela böyle çok uslu bir şekilde. Look at this dude. Masum gözüken insanları konuştuklarında çok fazla takmazlar. Daha çok bir alfa gibi oturursanız mesela bacak bacak üstüne atmak. Atıyorum el hareketiniz. El hareketi. El hareketiniz bile oturma tarzı. Şu. Orada saatim var. Bak saatim var. Rolex. Rolex. Sadece el hareketleri gibi düşünmeyin. Bakışınız, hareketler, yüzünüzdeki ifade, yüz mimiğiniz. Evet evet. Çoğu insan böyle bir kızla karşılaştığı zaman yüz mimikleri şaşkın bir şekilde kalıyor. Merhaba. Kız böyle geliyor. Ne haber, ne yapıyorsun? O ortamda dikkat çekmezsiniz. O yüzden yüz mimiğinizin gayet sert. Gayet sert. Mesela şöyle oturmak biraz kızımsı, bayanımsı bir oturma. O yüzden bunu pek... Ki o yüzden biraz daha erkeksi böyle, yani bacağınızı koyarak bununla başlayalım. Erkeksi! Sonrasında göğsünüz arkadaşlar. Göğsünüzü içinize çekip kambur durmayın. Bir dakika bir dakika, göğsümü içeri çekip nasıl kambur durabilirim ki abi? Adam herkesi Quasimodo gibi zannediyor herhalde. Konuşurken el hareketlerini kullanmanız çok önemli arkadaşlar. El hareketleri sizin konuştuğunuz konuya hakim olmanızı sağlar arkadaşlar. Yani konuştuğunuz konuya hakim olursunuz. Bu videoda tek düşündüğüm şey ne biliyor musunuz? O videoyu çeken kameramanın kaç kere ileri gidip geldiği ve belinin ne durumda olduğu. Abi yeter. Abi lütfen video bitsin. Çok mütevazı bir insan. Lucifer Michaelson. Benim anlattığım gibi kullanabilirsiniz diyor. Yani örnek verdiği nihai alfa karakter kendisi olduğu için. Sizi... Tabi hepsi bir combination arkadaşlar, hepsi bir kombinasyon. Hepsi bir combination kanka. Size farklı videolarla da anlatacağım çünkü mesela... Farklı videolarla da anlat kardeşim. Abi düşünsene 15 yaşında YouTube'da izlediğin ilk video bu. Ay zaten bir tane çocuk bunu açıyor ve bu tip kanalları takip edip böyle ince olmuş inanan tipler de var. Lucifer Michaelson'dan izledim abi. Böyle alfa oluyoruz, kızlara böyle davranacağız. Kız bakmıyor bile. Şu an sadece 5 maddeyle anlatmaya çalışıyorum size arkadaşlar. Böyle burnuma kadar sokacağım değil mi o suya? O ice galiba köpük yapmış. Erkeksi bir şekilde tutmanız gerekiyor. Bardağı yani şu şekilde tutabilirsiniz. Karşınızdaki kişiyle göz kontaktı da kurabilirsiniz.
Sakın bunu yapmayın arkadaşlar. Bakın bu canlı yayında uyarıyorum. Asla bir mekana gittiğimizde sakın böyle içip birine bakmayın. Büyük sıkıntı. Bu karşınızdaki kişiyi daha çok etkiler arkadaşlar. O yüzden bunu kesinlikle yapın. Doğru ortamda kavga çıksın. Aynen kardeşim. Aha! En favori şey. Baştan sona çok önemli arkadaşlar. Bak şimdi. Giyiminizle her şeyi değiştirebilirsiniz. Giyiminizle çok yumuşak da gözükebilirsiniz. Çok sert de gözükebilirsiniz. Fakat bazen ters köşeler yaparak gerçek bir alfa erkeği gibi de gözükebilirsiniz. Zaten. Ters köşeler yaparak savaşa gidiyoruz, kavga etmeye gidiyoruz yani değil mi? Ne de? Alevli şort. Guy Fieri'nin giydiği o alevli Dragon Ball Z şortunu giyebiliyorsa bence asıl alfa olur. Sürekli böyle ceketinizi düzeltebilirsiniz. Gömlek düğmelerinizi düzeltebilirsiniz. Kız gibi oturarak böyle pantolonunuz, ceket çizmenin üzerine. Bu tam bir alfa hareketi işte. Böyle yapacaksınız. Bak. Çizmenin üzerine. Kafayı yiyeceğim. Godero diyor ki abi kıskançlık krizi geçiyor gibi. Tabii ki. Kesinlikle. Dünyanın en alfa karakteri bu adam. Bunları yaparsanız arkadaşlar anında alfa oluyorsunuz. Yani bu adam için geçerli olan bütün kurallar sizin bulunduğunuz hangi seviye olsa toplumda size de uyuyor. Kesinlikle doğru bu. Hani nereden geldiniz, ne yaptınız, hayatta hangi noktada olduğunuzun hiçbir önemi yok. Sadece bu adamın dediği şeylerin hepsini yapın ve siz de alfa olun. Sadece deri ceket giyersem ne olur? Lucifer Michaels'ın gibi olursun abi. Abi Expendables'ta çok sevmiştim seni. Kahverengi kemer erkeğe çok yakışıyor. Genelde kahverengi kemer takmaya dikkat edin. Ben daha çok ishal rengi kemer takmak istiyorum. Bok rengi kemere kadınlar bayılıyor. Heh, göz bu çok önemli. Bak, güzel bir yere geldik. Kaçtığı bir şey arkadaşlar. Çoğumuz birbiriyle konuşurken göz kontaktından kaçıyor. Arkadaşlık ilişkilerinizde de olabilir. Aşk ilişkinizde de olabilir. Sevgilinizle, dostunuzla. Birader insanız ya, göz göze bakacağız tabii. Her insan gözün içine bakarak konuşmuyor mu? Ben başka bir dünyada mı yaşıyorum ya? Abi düşünsenize 10 senelik arkadaşınızlasınız, böyle yere mi bakıyorsunuz konuşurken? Abi merhaba, ne haber? Dünya üzerinde ajanlar bazı insanların yalan söylediğini göz kaçırdığından anlarlar arkadaşlar. Oha! James Bond da aynısını yapıyordu. Spectre'de izlemiştim. James Bond da bir tane adamı öyle knockout ediyordu. Hatırlıyor musunuz? Ve ajanlar bazı insanların yalan söylediğini göz kaçırdığından anlar. Evet, bu noktaya kadarki olan tepkilerimi gördünüz. Ama daha hiçbir şey görmediniz. Burada biraz düşünmeye başladım. Zaten yaşadığım beyin usulünü yüzümden ve hareketlerimden anlayabiliyorsunuz. Ama yetmedi. Devam etmem gerekiyordu. Çünkü ne demişler? Kanalizasyona girersen en dibine kadar girmen lazım. Ben de Lucifer Michaels'ın Alpha videosunda incelediği teorilerinin gerçek olup olmadığını bir videoyla daha test etmek istedim. Ve bulduklarım karşısında oldukça şaşıracaksınız. Para avcısı kızı eve attım Fatih. Yıl 2021 ve hala bu içerikler yapılıyor. Pardon. Konuşurken ses tonunuz iyi olsun. Sakın teklemeyin. Bak ne diyor kıza. Buyurun. Kesinlikle alfa bir hareket. Deminki videoya çok bağlantılı. Selam vermek istedim sadece. Sadece selam mı verdin? Evet. Niye insanlar birbirine selam veremez mi? Evet arkadaşlar, alfa olmak için böyle yapıyorsunuz. Gereksiz bir şekilde karşınızdaki kadına pasif agresif davranıyorsunuz. İpat diye olur böyle bütün arkadaşlıklar, her şey falan vesaire. Tamam o zaman. İsmin ne? Şuna bakmasın kimse de. Kadın önünüzden yüz. Aysu. Senin? Lucy, ben de memnun oldum. Bir dakika, ben Lucy memnun oldum mu dedi? Lucifer'in kısaltması Lucy mi yoksa Lucy? Lucy in the sky with diamonds. Ya ben de yeni taşındım da buraya. Hiç böyle tanıdık arkadaş falan yok. Bana etrafı göstersen bebek çöktap demiş. Belki tur atardık. Bebek çöktap demiş. Bebek çöktap demiş. Bebek çöktap demiş. Beraber bir yerlere gideriz. Bana bir yerlerini... bir yerlerini dedim. Bana bir yerlerini... Kötü kız mısın? Kötü kız mısın? Adam bir video sitesinin içinde yaşıyor ama hangi video sitesi olduğunu söylemeyeceğim. Baktım döviz falan bayağı patladı. Dedim değerlendireyim biraz burada. Çok iyi bir insan kendisi ya gerçekten. İyilik timsali bir insan. Güzel. Buralarda da birini bulsam da araba yazsam diye mi bekliyorsun? Yok ya, ben öyle bir insan mıyım? Ben öyle bir insan mıyım? Arkadaşlar ya, adam bilerek mi bu kadar kötü iletişime geçiyor kızla, yoksa gerçekten video çekildiği için mi gerildi, ya da gerçekten kadınlarla mı konuşamıyor, hiçbir fikrim yok. Abi adam konuşamıyor kadınla. Baya konuşamıyor ya. Sen nerede oturuyorsun burada? Beşiktaş'ta oturuyorum. Ha, buralısın yani. Evet. Beşiktaş güzel bir yer ya. İstanbul'da doğruyum.
Gördüğüm en NPC konuşma. Ya, tam Nişantaşı'na gidiyordun değil mi? Yakaladım ben seni. Evet. Bu mudur yani? Bu. YouTube'un geldiği nokta bu. Görüyorsunuz değil mi? İyi ki ev var. Home sweet home. Ama burası sinematografi anlamda iyi olmuş. True Detective'deki Rust'ın evi gibi. Sıfır eşya. Bak şu Breaking Bad'i izliyorum son zamanlarda. 2021 yılında Breaking Bad izliyor. Al sen bak o zaman. Birkaç tane. Ben bir tuvalete gidip geliyorum. Videonun başlığı tam bir o şey değil miyim? Benim yorumum değil. Videonun başlığı bu yani. Lucy'nin hayatı. Videoda çok detay var bu arada. Tabii moraliniz bozuldu biliyorum. Artık hayatınızı alfa olarak devam edebileceksiniz arkadaşlar. O yüzden bana teşekkür edin. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın ama bu videoyu izledikten sonra hepinizin beyninin tutulduğunu farkındayım. Ve evet, nihai alfa videosunu izledik ve hepimiz alfalığın kitabını yazdık. Uzun lafın kısası, bu videoyla beraber alfa beta erkek tartışmalarında son noktaya koymuş bulunuyoruz. İnternet bana daha neler gösterecek bilmiyorum ama hepsine hazırım. Çünkü biliyorsunuz internette herhangi bir fikriniz varsa onu insanların önüne sunduğunuz zaman gerçeğe dönüşüyor. O zaman Babakok'tan sevgilerle diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.